İnşallah bir gün iyi olacak kardeşlerimi giyindirmek kendime söz verdim. 25 senedir her sene ben bu çocuklar için kazandığım paranın bir miktarını ayırdım. Çok şükür bugün Yüce Mevlam bunu bana nasip etti. Yani ben hayallerime kavuştum. Yani benim için bütün dünyam, bütün hayatım, bütün servetim şu anda yaşadıkta. Yani aslında zenginlik odur. Zenginlik insan parası olan değildir. Her parası olan zengin değildir. O parayı paylaşabildiğin sürece zenginsin var. Yani ne mutlu Allah size yani çok maddi, şey. Çok maddi olarak zengin biri de değilim ama çocuklar için 25 senede ben bunun hazırlığını yaptım. Ben parası olan adamı zengin değilim. Evet. Bunu ısrarla söylüyorum çünkü neden? O parayı harcadığın kadar zenginsin. Evet. Yani hayır hasenatı harcadığın kadar zenginsin ama siz daha zenginsiniz benim nazarımda. Evet. Allah herkese nasip etmiyor ona. Parası olan ama harcamayı nasip etmez. Yani ben 25 yıldır, yani son bir aydır bunun hazırlığını yapıyorum, evimde uyuduğum yok. Çünkü ben bu anı, hatta dün gece eşyaları, öğrencilerimizin kıyafetleri bir kısmı Erzurum'da kalmıştı. Ben talimat verdim, gerekirse özel araç tutacağız, bu araçta eşyaları bir de getir. 25 sene bu hayaliyle yaşıyorum. Yani çok şükür. Akşam özel araç ettik, eşyaları yaptık. Evet, doğru, bu bir yer yaptık. Allah razı olsun. Yani ben de yengenin de akrabı mı? Akrabı Kaz ve Kars merkezi. Kars merkezi. Çevirme köyü. Çevirme. Valla sana karar ver. Evet çocuklar merhabalar. Nasılsınız? Nasılsınız? Arslan Bey oturun. Hocam nasılsınız? Nasılsınız? Sağ olun. Saatiniz yerine inşallah. Dersimiz matematik mi? Evet. Rasyonel sayılar mı? Evet, rasyonel sayılarda problemler. Sınıfımız orta 2 mi? 7. sınıf. 7. sınıf. Evet. Çünkü 7. sınıfta ben bu rasyonel sayılarla birlikte matematiği çok sevmiştim çocuklar. O zamana kadar matematikten hep korkardım. Yani korktuğunuz şeyin üzerine gitmediğiniz sürece de her zaman önünüze çıkacaktır. Ama rasyonel sayılarla birlikte benim dönüm noktam olmuştu. Ve sonrasında da matematiği sevdik ve matematik bize çok büyük katkılar sağladı. Buralara gelmemize vesile oldu. Her ders önemlidir. Onu da ayrıyeten söyleyeyim. Şimdi böyle bir kalabalık bir grup sınıfa girdi. Acaba ne için girdi diye merak ediyorsunuzdur değil mi? Ve şimdi ben de konuşuyorum. Sizlerle daha öncesinde de tanışmamıştık. Başta kendimi tanıtayım. Şimdi sınıfın ortasına biri geldi konuşuyor ama kim bu? Kim olabilir? Söyleyin. Kaymakam olabilir. Başka teklif olan var mı? Kaymakamın dışında ne olabilir? Milli eğitim. Başka? Vali olabilir. Vali amcanız normalde gelecekti ama bir işi vardı. Çok da selamları vardı.
teşekkürlerini de iletti aynı zamanda. Ben ilçenin kaymakamıyım. Yaklaşık 3 aydır burada göreve başladım. Ve sizlerle bugün tanışma fırsatı buldum. İnşallah geri zamanda yine geleceğim. Biraz sınıfları tek tek dolaşıp sizlerle birebir tanışacağız. Ara ara ben böyle okullara uğrarım. Şimdi bugün gelmemizin sebebi şu. Sizlere çok değerli büyüğümüz Yasin abiniz ve kıymetli eşleri, böyle hayırsever büyüğümüz olarak sizlere bir hediyeler getirdi. Ve o hediyeleri sizlere takdim etmek istiyoruz. Ya ben kendilerine huzurunuzda teşekkür ediyorum. Böyle ince düşünmüş, bu hayra vesile olmuş. Ve sizler de inşallah almış oldukları bu hediyelerle istifade edeceksiniz bu hediyelerden. Biz çok zamanınızı almamak adına hediyelerinizi biz dağıtalım sizlere, olur mu? Buyurun, sizlerle beraber dağıtmış olalım. Tamam, şöyle. Erkek çocuklarımız benim yanıma gelebilir. Evet. Şöyle. Bir tane böyle çocuğumuza da gelelim. Hemen çıkarıyoruz zaten. Alın. Bir tane şöyle. Hemen alalım. Bir tane kız çocuğumuz daha gelsin. Bir tane kız çocuğumuz. Normalde bugünkü turar ama Sayın Bakanımız da Ahmet Hasan değerli milletvekilimiz de katılacaktı. Lakin sonradan çıkan bir programdan dolayı kendisi de katılamadı, üzüntülerini de dile getirdi. Yoksa ben de o güzel tabloyu görmek isterdim dedi. Biz kendilerine de teşekkür ediyoruz o hassasiyetlerinden dolayı yine. Kızları çıkarmışız zaten. Bir tane erkek vereyim. Israrla yani ben söylüyorum ama. Adın ne senin yakışık? Bedirhan. Soy ismi ne? Nurçin. Bedirhan nereden geliyorsun? Bitmiyorum. Sizin köyü de çok övüyorlar ya. Çok güzel diyorlar, öyle mi? Şöyle ben sana... Kime ne olur? Kim olursun? Mehmet Nurçin. Şöyle bir dönem bakayım, nereye bir yakışmış. Ne kadar güzel oldu. Güzel oldu, evet. Tabii bu... Sadece sizin sınıfınıza değil, çocuklar bütün sınıflara geldi, bütün okulumuza. Yani yaklaşık 500 öğrencimize bu dağıtılacak. Diğer okullarımızdan da yine alacak öğrencilerimiz var. Ayakkabılar da getirmişler sağ olsunlar Yasin Bey ve kıymetli eşleri. Ben teşekkür ediyorum. Allah hayrınızı kabul etsin. Bu arzı mübarek günleri dağıtıyoruz. İyiyiz. İyi misiniz? İyiyiz. Süpersiniz. Çocuklar bizler geldik. Bizler kimiz? Bizler, ben başta kendimi tanıtayım. Ben ilçe kaymakamıyım, Sarp Çınar. Sizlerle tanışmak bugüne nasipmiş. İnşallah geniş zamanda da yine gelir. Sizlerle birebir de tanışma fırsatı buluruz. Ara ara da gelirim böyle okullara. Bugün de özel bir iş için geldik. Ve bugün hayırlı bir iş için geldik. Yasin amcanız, Yasin abiniz ve kıymetli eşleri, hayırsever büyüğümüz olarak sizlere hediyeler getirdiler. Kabul eder miyiz? Evet. Evet mi? Evet. İnşallah bugün sizlere mont ve ayakkabılar takdim edilecek. Biz onlara huzurunuzda da teşekkür ediyoruz. Onlar da böyle ince düşünüp hayra vesile olmak adına sizlere bu hediyeleri takdim etmek istediler. Biz de mutlu olduk. Sizler adınıza mutlu olduk. Sizler de bunları giydikçe, kullandıkça mutlu olacağınızı, yüzünüzün hep güleceğini ümit ediyoruz. Bu anlamda ben Yasin abinize ve kıymetli eşlerine de teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin. Sizler adına bunu söylemiş olayım. Biz temsil olarak kız çocuklarımızdan ve erkek çocuklarımızdan tüm çocuğumuzu alıp temsil olarak giydirmek istiyoruz. Şöyle Yakışıyor yani.
Şöyle dönün abilerinize doğru, dön. Elini ortadan oraya kalsınlar. Dön. Gel şöyle gidelim. Diğer çocuklarımıza da dağıtılacak ve bu sadece sizin sınıfınıza gelen bir hediye değil, tüm okula gelen bir hediye. Ve bütün öğrenciler bu hediyeden faydalanacak. Biz Yasin Bey ve Finiz'le eşine de müteşekkiriz bu anlamda. Yapmış oldukları hayırdan dolayı, senattan dolayı. Allah hayırınızı kabul etsin. Rabbim saygınızı artırsın inşallah. Öyle söyleyelim. Şimdi birazdan zaten öğretmeniniz de yardımcı olacak. Montlarınızı giyip dışarıda bir hatıra fotoğrafı alalım isterim sizlerle. Şimdi ben sizlere iyi dersler diliyorum çocuklar. Hoşça kalın. Yavaş.
Tabi köşede ona yakın olan. Ama ben alamıyorum. Metin. Hayır, çocuklar siz de. Elinizi uzatın, elinizi uzatın. Uzarsan uzatın siz de. Tamam. Tamam. Evet çocuklar, sesli olun. Sesli olun. Evet, bugün çok anlamlı bir gün bizim için. Hayırsever vatandaşımız ve kıymetli eşleri, yatılı ilköğretim bölge okulumuzda yaklaşık 500 öğrencimize giyim yardımında bulunmuş oldu. Zamanında kendisi de yatılı ilköğretim bölge okulunda bir öğrenci olarak zamanını geçirmişti ve sonrasında bir vefa örneği olarak buradaki öğrencilerle beraber bir pasta kesme isteği ve onlara hediyeleri olduğunu bizimle paylaştı. Ve biz de bu münasebetle kendilerine yardımcı olduk. Bugün bu anlamlı günü gerçekleştirmiş olduk. Tabi bu programa başta Sayın Valimiz ve değerli milletvekilimiz Ahmet Arslan Beyefendi de çok katılmak istemişti. Önceden planlanan işleri olması hasebiyle de katılamadılar. Yoksa derin üzüntülerini de dile getirdiler bu programda olmamalarından dolayı. Ben onlara da teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bu çocuklarımıza bir nebze tebessüm de olması adına vesile olan bu yardımsever değerli büyüğümüz Yasin Bey ve kıymetli eşlerine de ben müteşekkirim ilçem adına. Çünkü çocukların o sevincini, o mutluluğunu yüzlerinde görüyoruz. Buna vesile oldukları için de ben kendilerine teşekkür ediyorum. Rabbim sayılarını artırsın diyorum. Hepinize teşekkürler. Sağ olun. Ben Yasin Arduç. Geçmişte İBO'da okuyan bir öğrenci olarak 25 yıldır bunun hayaliyle yatıp kalkıyordum. Çok şükür 25 sene sonra 500 tane kardeşimi giyindirmek bana nasip oldu. Çok sevinçliyim. Benim için en büyük hazinem, dünyam, cennetim, şu anda düşündüklerim ve yaşadıklarımdır. İnşallah bundan sonra da buradaki kardeşlerimize maddi imkanımız el verdiği sürece kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağımıza söz veriyorum. Çok sevinçliyim, çok duyguluyum. Yüce Mevlam'a binlerce kez şükür ediyorum. Sevinçliyim. 25 yıl sonra hayallerime kavuştum. Ben Pınar Arduç. Eşimin 25 yıllık hayali çok şükür gerçekleşti. Ve çocuklar bu şekilde duygulanınca çok mutluyuz. Eşimle gurur duyuyorum. Teşekkür ederiz. Efendim hemen dağıtacağız biz.
Bir alkışlayalım çocuklar. Buradadır. Evet, 25 yıl önce yatılı bölge okulda okuyan bir öğrenciydim. 25 yıl sonra böyle bir duygu yaşamak çok mutlu etti beni. Kardeşlerime geri dönüş yaptım. Zor şartlarda okuduk burada. 25 yıl önce bunu hayal etmiştim. Çok şükür Yüce Mevlam'a 25 yıl sonra bu sıralarda biz de yemek yerdik. Burada okurduk. Bu hayallerimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Kardeşlerimle bir aradayım şu anda. Sevinçliyim, mutluyum, heyecanlıyım. Benim için en büyük mutluluk bu, en büyük zenginlik bu. Geçmişini unutmayıp, söz verdiğim gibi kardeşlerimle 25 yıl sonra bir ara gelip kendi hayallerimi gerçekleştirmiş oldum. Değerli hayırseverimiz Yasin Bey'e huzurlarınıza çok teşekkür etmek istiyorum. Kendisi yıllar önce yatılı bölge ortaokulumuzdan mezun olmuş, imkan sahibi olmuş. Öğrencilerimizi unutmamış, kendisi gibi yatılı okuyan öğrencilerimizi soğukların başladığı, kışın başladığı şu dönemde giydirdi. Darısı şu anda okuyan öğrencilerimizin başına. Görüyorsunuz 500 öğrencimizi mutlu etti. Amacımız vatana millete hayırlı bireyler yetiştirmek. İnşallah bunu başaracağız. Allah Yasin Bey gibi hayırseverlerin sayısını arttırsın inşallah. Ben Ela Yıldırım, Kazım Karabekir Ortaokulu'nda okuyorum, 7. sınıfım. Yasin abiye çok teşekkür ederiz. Hem kendi hayallerini gerçekleştirdi hem de bizi çok mutlu etti. Bizi mutlu ettiği için çok teşekkür ederiz. Kendi anılarını da yeniletti. Ben Baran Ender Yıldız, yatılı bölge ortaokulunda okuyorum. Öncelikle Yasin abimize çok teşekkür ederiz. Çünkü bizi okulu unutmadı ve bize yardım etti. Bizi mutlu etti. Biz de okuduğumuz zaman bir mevki sahibi olduğumuz zaman okulumuzu unutmayacağız. Buradan büyüklere sesleniyorum. Onlar da okudukları okulu unutmasın. Benim adım Hatice Parlak, 8. sınıfım. Yasin abime çok teşekkür ediyorum. Çünkü hem bize umut oldu hem de kendi hayallerini gerçekleştirerek hayallerini gerçekleştiremeyenlere de umut oldu. O yüzden hem teşekkür ediyoruz hem de bize umut oldu ve bizi böyle umut olmayanları umutlandırdığı için teşekkür eder ve müteşekkir oluruz. Thank you.